Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları 11-14 Şubat tarihleri arasında oynandı. Ahmet Çalık sezonunda 25. haftanın toplu sonuçları şöyle. 25. haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlik alınırken toplamda 25 gol atıldı. 11 Şubat Cuma günü haftanın açılış maçında ligde kalma mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor golsüz beraberlikle haftayı birer puanla kapattılar. 12 Şubat Cumartesi günü ligde 3 karşılaşma oynandı. Başakşehir evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'la geçerken Fenerbahçe'de Giresun deplasmanında rakibini 2-1'le geçerek haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldular. Cumartesi gününün son maçında Galatasaray evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 13 Şubat Pazar günü ligde 4 karşılaşma oynandı. Sivasspor Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 yenerek 4 hafta sonra hanesine 3 puanı yazdırdı. Malatyaspor'da ise galibiyet hasreti 14 maça çıktı. Malatyaspor en son 22 Ekim 2021'de Altay'ı yenmişti. Malatya 22 Ekim'den sonra 14 maçın 10'unu kaybetmiş durumda. Malatyaspor bu kötü gidişatın faturasını Marius Şumidika'ya kesti. Hoca ile 7 Şubat'ta yollar ayrıldı. Pazar gününün ikinci maçında Antalyaspor evinde Karagümrük'ü 3-0'la geçerek tam 8 hafta sonra galip geldi. Antalyaspor en son 11 Aralık'ta evinde lider Trabzonspor'u yenmişti. 8 hafta sonra yeniden kazanmış oldular. Karagümrük ise son 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almış durumda. Pazar gününün 3. maçında Kasımpaşa evinde Alanyaspor ile karşılıklı gollerin ardından 2-2 berabere kaldı. Pazar gününün ve de haftanın en kritik maçında lider Trabzonspor evinde en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırladı. Trabzonspor rakibini 2-1 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Bir maç eksiği olan Konyaspor bu mağlubiyetle 3 hafta sonra ligdeki 5. yenilgisini Trabzon karşısında almış oldu. 25. haftada kalan 2 maç 14 Şubat Pazartesi günü oynandı. Hatayspor evinde Göztepe'yi 2-1 yenerek 3 hafta sonra yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe ise son 2 maçından puansız ayrılmış durumda. Haftanın son maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda geçen maçta Beşiktaş uzatmalara kadar karşılaşmayı 1-0 önde götürdü. Uzatmalarda Adana Demirspor bulduğu golle karşılaşma 1-1 berabere bitti. Karşılaşmada Adana Demir'in biri vardan biri de ofsayttan iki golünün de geçersiz sayıldığını hatırlatalım. Süper Lig'de 25. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Lider Trabzonspor rakipleriyle arasındaki puan farkını açmaya devam ediyor. Trabzonspor en yakın takipçileri Konyaspor'a 12 puan, Adana Demirspor'a 19 puan, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 20 puan, Beşiktaş'a 22 puan, Galatasaray'a ise tam 31 puan fark atmış durumda. Liderin en yakın takipçisi Konyaspor bir maç eksiği ile 48 puanla ikinci sırada ve üçüncü sırada 41 puanla Adana Demirspor yer alıyor. 40 puanlı 3 takımdan bir maç eksiği olan Başakşehir 4. Alanyaspor 5. Fenerbahçe 6. sırada. 3 hafta sonra galip gelen Hatayspor 39 puanla 7. sırada. Son 3 haftayı beraberliklerle kapatan Beşiktaş 38 puanla 8. sırada. Haftayı puansız kapatan Gaziantep
35 puanla 9. haftayı 1 puanla kapatan Kayseri Spor da 35 puanla 10. sırada yer alıyor. 4 hafta sonra galip gelen Sivas Spor 34 puanla 11. sırada. Haftayı puansız kapatan Karagümrük 33 puanla 12. Son 2 haftada 2 beraberlik alan Galatasaray 29 puanla 13. 28 puanlı 2 takımdan Kasımpaşa 14. Antalya Spor 15. sırada. Kümenin hemen üstünde 27 puanla 16. sırada Göztepe yer alıyor. Bu hafta küme hattında değişiklik var. Antalya bu hafta aldığı 3 puanla küme hattından kurtuluyor. Yerine haftalar sonra yeniden Giresunspor kümenin içine giriyor. Buna göre ligden düşecek son 4'te 26 puanla 17. sırada Giresunspor, 23 puanla 18. sırada Çaykur Rizespor, 22 puanla 19. sırada Altay ve 16 puanla son sırada Yeni Malatya Spor yer alıyor. Yeni Malatya Spor ve Gaziantep'in de bir maç eksikliklerinin olduğunu hatırlatalım. Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle. Süper Lig'de 26. hafta maçları 18 Şubat Cuma, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi günü oynanacaktır. ...26. hafta sonunda iki erteleme maçı da oynanacaktır. 22. haftada ertelenen Başakşehir-Konya maçı 22 Şubat Salı günü, Gaziantep-Malatyaspor maçı ise 23 Şubat Çarşamba günü oynanacaktır. Böylelikle Süper Lig'le ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşça kalın.